Evet e, hocam e, ve değerli seyircilerimiz bildiğiniz gibi son e, yıllarda dünya üzerinde bilhassa e, genel olarak e, zulüm arttı. E, Müslümanların e, hali maalesef e, kötü bir durumda. E, şu, mesela şu an e, İsrail ve Filistin e, e, konusuna gelmek istersek ve e, Tabi insanların aklında şöyle bir soru geliyor. Mehdi Aleyhisselam gelecekti. durum böyle çok kötü bir durum. Ee, Mesih Aleyhisselam inancı var. Hristiyanlarda Hristiyanlar da, da, ve Müslümanlar da Mehdi ve Mesih Aleyhisselam'a inanıyorlar. Fakat bir insanlar e, hala daha, daha doğrusu Müslümanların büyük bir çoğu daha Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyorlar. Hocam. Bize birçok soru geliyor bu konuyla alakalı ve birkaç seyircimiz bize bu soruyu sormuşlar. Hazreti İsa yaşıyor mu? Tekrar gelecek mi? Gelecekse nasıl gelecek? Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim şimdi <laughs> evet, tabii ki bu konu biz kaç kere işledik ama yine de bugünlerde hep konuşuluyor bu konu. Bütün ümmette konuşulmaktadır. Evet. Aynen. Onun için bunu tekrar işlemekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim İsa Aleyhisselatü vefat ettiğini açık açık söylüyor. Hmm. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah tarafından indirildiği için ileride İsa Aleyhisselam hayattadır, gelecektir falan böyle tartışmalar olacağını bildiği için bunun Iı, kapısını önceden kapatmış oldu. Hı -hı. Nasıl kapatmış oldu? Çok ilginçtir. 124 bin peygamber geldi. Hiç birisinin ismiyle Kur'an-ı Kerim o vefat etti demiyor. Ama İsa Aleyhisselam tek peygamberdir ki ismiyle İsa vefat etti diye ayet geçmektedir. Ayetlerde böyle bu, şey, bu, bu ifadeler var. Ve hatta İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi diliyle bu ifadeler var. Hı -hı çünkü eğer böyle olmasaydı, diğer peygamberler gibi olsaydı belki ha, her hepimiz inanıyoruz. 124 bin peygamber geldi. Ve 124 bin peygamber hepsi bütün Müslümanlar ifat etti diyorlar. İsa Aleyhisselam ki onun için özellikle Kur'an-ı Kerim hayır o hayatta değildir vefat etti dediği halde ilginçtir ki yok benim o hayatta değildir diyorlar. Ama hocam şimdi şöyle bir şey var. Şimdi siz biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın vefat ettiği yazıyor. Fakat Türkçe yani bir Kur'an-ı Kerim Türkçe çevresine baktınız mı? Orada hani vefat kelimesi ne çevirmemişler? Bunu hani nereden anlayabiliriz? Yani tabii o çevirmemişler ise eğer bir kelimenin İsa Aleyhisselatü Vesselam için Kur'an'ı kimdat vefi kelimesi geçmektedir. Hı, -hı. Şimdi tevaffi kelimeyle ilgili her yerde nerede çeviriyorlarsa, bu vefat diye çeviriyorlar. Eğer bakın, Allah fail olup, fail derken özne. Hı -hı. ve bir, bir, bir insan için bu kelime kullanıyorsa, Allah diyor, felanca-i tevaffiye diyorsa, bunun manası vefattir. Zaten bakın, Türkçe'de vefat kelimesi var. Aynen. Bu teveffüden çıkmıştı. Mm -hmm. Mesela Allah-u Teala şey suresinde, Maide suresinde 116, 117, 118 veya biz çünkü Bismillahirrahmanirrahim birinci ayet olarak sayıyoruz her suresinin. Ama diğerler öyle değil. ona diyorlar ki her surenin başında Bismillah bulunur ama o birinci ayet değildir. Mm -hmm bu işte bir şey yani Kur'an metninde bir fark yok. Bizi yanlış anlamasın ama sadece <laughs> işte bu Bismillahirrahmanirrahim. Bazılar diyorlar ki bu bizler diyoruz ki Ahmet diyorlar ki her surenin başında bulunduğuna göre Tövbe-i tobe Tövbe, Tövbe Suresi Hariç bu birinci ayettir. Ama evet. diğer Müslümanlar yok. Yani bu Allah-u Teala her yerde bereket için koydu ama birinci ayeti değildir. <laughs> Bismillah sadece Fatiha Suresinin birinci ayeti diye sayıyorlar. Her neyse Allah-u Teala Maide suresinde şunu diyor, diyor ki İsa Aleyhisselam ile biz hepimiz biliyoruz. Y Hristiyanlar diyorlar ki İsa ilahdır. Hı hı. Annesini tapıyorlar, İsa Aleyhisselam'ı da tapıyorlar. İsa Allah'ın oğludur. Bunu, bu, bu, bilinen bir gerçektir. Şimdi allah Teala diyor ki ben İsa'ya sordum. Şimdi bu sordum ister efendim Bazıları diyorlar ki kıyamet gününde soracak diyorlar. Kur'an'a kimde? ı Kerim'de bazen gelecekle ilgili bir şey anlatılırken geçmiş kelimeleri kullanılır. Hı hı. Niye? Nasıl ki geçmişte bir olay gözümünde onda gerçekleşti gibi diyor ki nasıl ki orada geçmişte bir olay kesin gerçekleştiyse bu gelecekte de böyle değil. Yani sanki olmuş gibi, sanki vuku bulmuş gibi. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde de öyle değil. Bir gelecekle ilgili bir olay anlatırken Allah-u Teala geçmiş zamanını kullanıyor. Evet. Tıpkı rüyamızda olduğu gibi. Hı, -hı. Bakın rüyada biz bakıyoruz ki böyle olduğu, şöyle olduğu hal bu o bize anlatılanlar geçmişle ilgili değil, gelecekle ilgili değil. Öyle değil mi? Ama evet. geçmiş ifadeleriyle Rüyamda böyle gördüm, da böyle oldu. Halbuki o gelecekte vuku bulacak olaylar. Şimdi bazıları diyorlar ki bu kıyamet gününde Allahu Teala ile Hazreti İsa arasında bu diyalog geçecek. Ama bazıları göre Kur'an'ın bu ifadelerini böyle görürsek geçmiş gibi oldu. Hı -hı. Yani geçti. Ama ne iki, her iki şekilde ister geçmiş ister kıyamet gününde gelecek. Her iki şekilde İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiği ispatlanıyor. Nasıl efendim? Allah-u diyor ki ben İsa'ya sordum. Ve iz kâle allâhu ya İsa bina Meryem. Ben İsa dedim ki e, Meryem oğlu İsa. A anta lin linnâsit tâhuzûni ve ummiya ilâhen. Sen mi bu Hristiyanlara beni ve annemi ilah edinin dedin? Çünkü bunlar ne diyorlar? Bu İsa Aleyhisselam'ın öğretisidir. Onun için tapıyoruz. <coughs> İsa Aleyhisselam'a büyük bir suçlama, büyük bir iddiham. Allah-u diyor ki ben İsa'yı bunu sordum. Bunu da ne bakın İsa Aleyhisselatü Vesselam hayır diye de cevap verebilirdi. Evet diye de cevap verebilirdi. Böyle değil ama İsa Aleyhisselam büyük savunmaya geçti. Ne dedi? Dedi ki Kala Subhanaka Ey Allah sen böyle şeylerden böyle arınmışsın, tertemizsin böyle yani, şey yakışmaz ki yani Subhanaka sana böyle bir şey yakışmaz ki ilah sensin. Senin yanında bir ilah olamaz. Hı <laughs> Ma yakunu li an akula. Benim ne bu mümkün değildi ki ben böyle bir şey böyle bir şey söyleme, bir şey söylemem mümkün değil diyor. Ma leysa li bi hak. Çünkü benim hakkım yok. Yani ben ne hakla böyle bir şey söyleyebilirim Hı -hı. ki? Ne cüretle böyle bir şey söyleyebilirim ki? Ve diyor ki in kuntu kultuhu Allah eğer ben söylemiş olsaydım fakat alimta. O zaman sen bunu biliyordun. Evet. Ben bunu dedim değil Hı -hı. mi? Yani allah Teala bir tanık gibi ki. Allah sen biliyorsun ben bir şey söylemedim. Evet. Bu yalandır, bu ittihamdır. Ta'lamu bu maafi nafsi. Sen benim kalbinde, benim içinde bulunanı biliyorsun. Ve la alamu maafi nafsi ama senin içinde olanı ben bilemem. İnna anta allamul gayub. Sen gaybler bilensin. Gaybler ancak sen bilirsin. Bakın ondan sonra bakın. Diyor ki, ma kultu lahum. Ben onlara sadece şunu söyledim. İlla ma amartani bey. Sen ne emrettiysen. Sadece onu söyledim. A ne budullaha. Senin emretti neydi? Allah'a ibadet edin. Rabbi ve, Rab ve Sizin Rabbiniz de o, benim Rabbim de o, sizin Rabbiniz de o. Yani Allah'tır. Ona ibadet edin. Ona ibadet edin. Onu ilah edin. Tamam Ondan sonraki cümle Hazreti Hüseyin ifadesi dikkate değer dedi. Diyor ki bak kuntu aleyhim şehidam ma dumtu fihim. E Allah aralarında bulunduğum müddetçe ben üzerlerine kontrolcüydüm. Hı hı. Ben şahit edim. Ne yaptıklarını bilirdim. Çünkü bir insanı, bir peygamber ne zamana kadar hayatta ise ancak o kadar bilir. Tabii. Peki diyor ki ben aralarında bulundum müddetçe ben kontrolcüydüm. Yani ne demektir bu? efendim o zaman böyle bir şey yoktu. Olsaydı mutlaka bilirdim. Hı hı. Veya düzeltirdim. Değil mi? Hı hı. Ama böyle bir şey yoktu. Peki bu ağrılarında bulunuyordum da bu ağrılarında bulunma bu nasıl sona buldu? Hı hı. Bir soru, çıkarak kaybolarak mı ne oldu? Diyor ki فَلَمَّ تَوَفَّتَنِي hani. Sen beni öldürünce sen beni vefat ettirince kunta anta rakiba alehim uzurlarını gözetici ve kontrolcü sadece sen idin. Benim kontrolüm bitti. Evet. Benim, benim de bitti. Ve anta ala kulle şeyin şeyin. Her şeyi <coughs> gören, gözetleyen, şahit olan sensin. Şimdi bu ayetten açık anlıyoruz ki İsa Aleyhisselam diyor ki ey Allah ben hayattayken onlarda böyle bir inanış yoktu da Ama sen beni vefat ettirdikten sonra falamma Sen beni vefat ettirdikten sonra ancak sen biliyorsun ne olup olmadığını Ben bilmiyorum. Şimdi bakın burada başka bir şey. Eğer bu diyelim ki bu aslında bu İsa Aleyhisselam vefat etti ve bu konuşma Allah'le Hazreti İsa arasında geçti. Ama diyelim ki bu kıyamet gününde geçecek. Böyle diyorlar ya. Kıyamet gününde geçecek olursa ki İsa Aleyhisselam ne demis lazım? E Allah evet. Beni biliyorum. Ama suç benim değil. Sen beni göğece kardın. 2000, 2500, 3000, bir ne kadar müddet sonra o inecekse o kadar zaman sen beni beklettin. Netikim suçu beni değil mi? Hı, hı hı. Aşağıda kargaşalık oldu. Beni, tap, beni tapmaya başladılar. Benim annemi taptılar. Beni ne diyeyim ilah edindiler vesaire vesaire diye. Ama sen beni beklettin. Benim suçum ne? Değil mi? Öyle demesi lazım. Evet, evet, evet. Tamam, benim suçum. Ama sonra sen beni bir gün yeryüzünde gönderdin. ve Ben baktım ki efendim, onlar efendim beni e, o de, ilah edinmişler. Carmaha ne diyeyim şey, o sembolu takıyorlar vesaire diye. Ve ben o haç sembolüm gittim. Teker teker, Müslüman ola inanıyor ya. Ki haç yok edecek, teker teker kırdım. Tamam mı? Domuzu öldürdüm. Vesaire diye onlarla mücadele ettim. Ve ben onlara İslam'a getirdim. Sen zaten biliyorsun. Eğer kıyamet günü olacaksa. Hı -hı. Ama İsa Aleyhisselam böyle demiyor. Evet. Bu da diyor ki, diyor ki bu, bu, da gösteriyor ki İsa Aleyhisselam gelmeyecek, gelecek olsaydı kıyamet günü de bu kendini böyle savunurdu. Ya evet. Allah, bak benim haberim olur olmaz. Ben, ben gayb bilemem. Yeryüzünde, yeryüzünde inince ben o durumu anladım. Eğer ben gökseyken böyle bir olay yaşandıysa bu benim suçum değil. Bilen sen idin. Gönderseydin vesaire diye de böyle de Tabii. Ama İsa Aleyhisselam açıkça diyor ki efendim sen beni öldürdükten sonra falan matvafet hani kunt anta rakib alehim gözetleyici sadece, sadece senin benim gözetmem bitti. Bir daha sonra İsa Aleyhisselam gelmek suretiyle onlar gözetleyiciyle ki dese hatta sadece onlar değil diyecekti ki kıyamet gününde Allah sadece ben Hristiyanlar değil Muhammed'i ümmeti de düzeltim. Onlar da bir süre, süre ab, ahlak bozulukluğu vardı. Ben ne dedim? Ta ibadet yoktu, namaz yoktu demezim, Ben sardı. Öyle demesin. Ben Yahudiler de düzeltim. Hatta ben bütün dünyayı düzeltim. Öyle diyecekti. Ama bu ayet açık diyor ki ey Allah benim vefatımdan önce böyle bir şey yoktu. Hocam o zaman yani bu Çeviri hatası mı diyeyim artık? Bunun çok büyük bir bali var aslında. Yani çok büyük bir noktayı karışıklığa... Çeviri bakın bakın. Çok güzel bir soru. Şimdi her yerde bunun manası bu 23 yerde Hazreti İsa e ne diğer kim, kimseler için mm -hmm, geçmektedir. Hı mm hı. -hmm. Peygamber Efendimiz sallallahu dahil. Mm -hmm. İki kere de Hazreti İsa için geçmektedir. Şimdi diğer her yerde manası efendim vefat yaparlar, çevirirler. Mm hı -hmm. Ölüm diye çevirirler. İsa aleyhisselam söz konusu olunca neyse göğe çıkardı. Bunlar nasıl göğe çıkarma çıkarıyorlar sen? böyle bir mana çıkarıyorlar. <coughs> Peki efendim şimdi soru bu. Eğer cins değişirse, mesela bir kelime Allah için bu teşekkür ve şükür kelimesi var ya hmm. Allah'ın bir ismi şükür. Hmm. Yani şükür eden. Ama insan da şükür ediyor. Aynı bir kelime eğer farklı cinsler için geçiyorsa o zaman manası farklı olur.

kıyamet gününde benim bazı ashabın cehenneme doğru götürülecek. Ben diyeceğim ki o sahabi, Allah bunlar benim arkadaşlarım. O zaman diyor ki bana diyor <coughs> eh, onlar diyor ki yani o öbür yani götürülecek sol <coughs> tarafa yani cennete değil öbür tarafa götürülecekler. Ben diyeceğim ki fa, fa ya Rabbi usaya Allah bunlar benim ashabım, benim arkadaşlarım, benim dostlarım fa yuqalu bunun üzerine bana şöyle cevap verilecek. İnna ka la tadri ma ahdasu subadaka. Senden sonra ne yaptıklarını so um. bilmiyorsun. Diyor ki fa aqulu bunun üzerine ben cevaben şöyle şey bir ifadeyi kullanacağım. Kama kalal abdu salihu. Allah'ın bir salih kulu yani İsa Aleyhisselam'ın kullandığı ifadesinin aynısını kullanacağım diyor. Mm Hı -hmm. diyor. Nedir o? Bu demin ayette okuduk ya. Ve kuntu aleyhim şehidem ma dumtu fihim. İçlerinde bulunduğum müddetçe gözetci idim ve kontrolcüydim. Falamma tevaffeytani. Bakın aynı tevaffey kelimesi. Ayetin tu Ama sen beni vefat ettirince kunta anta rakiba aleyhim. Uzurlarına gözetici ancak sen neydin? Ben değildim. Burada aynı bu ayet aynı. Aynı ayet. Evet. Kelimesi kelimesi. <coughs> aynı ayet. Burada herkes çevirirken diyor ki ben diyecek ben vefat ben, sen beni vefat ettirince gözetici sen idim. Ama İsa Aleyhisselam söz konusu olunca vefat kalkıyor ve manası efendim sen beni göğe çıkarınca nereden çıkarıyor gök manasını? Kur'an'ın içinde gök mü ifadesi yok. Hmm. Bakın Vadil Mesih Aleyhisselatü Vesselam <coughs> benim verdiği bir meydan okuması var. Hmm. Diyor ki Allahu Teala eğer özne ise fail yani özne ise ve o bir zi ruh için mesela insan için diyelim teveffi kelimesini bu İsa Aleyhisselatü Vesselam için kullanılan bu teveffi kelimesini kullanıyorsa orsa onun manası Arapça yaratıldığından beri, Arapça ne diyeyim, dili ortaya çıktığından beri, onun manası ruhun kabz edilmesi haricinde baskısı yok. Ve diyor ki eğer birisi bana böyle bir e, ifade, bir, bir yada gösterir, böyle bir mana bunun, bunun dışındaki mana, bunun dışındaki bir mana gösterirse, yani bednen göğe alınma şeklinde gösterirse, ben ona diyor bin rupi, o zaman bin rupi para değil. Hı -hı. Ben ona ödül vereceğim. Hı -hı. <laughs> o kadar zaman geçti, 150 sene. Kimse bir oruna getirmiyor. Evet. Bir keresinde o mevdudi var, cemaat düşmanı, öldü adam. Hı -hı. O dedi ki ya Mirda Gulam böyle bir e, medan e, okumada bulunuyor. Ama biz örnek nereden getirelim? Çünkü bir tek Nedim İsa Aleyhisselam göğe çıkarıldı. O göğe çıkarıldıysa o zaman e, bir tek kişi başka örnek getirelim? Yani kendi acizine itiraf etti. Ama bakın Hristiyanlar İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın göğe çıkarıldığını onda inanıyorlar. Bu aslında Hristiyanların, inan Hristiyanların inanışıdır. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey yok. Hadis hiçbir hadiste İsa Aleyhisselam göğe çıkarıldı diye bir ifade yok. Hı hı. Tam bunlar ekliyorlar kendiliğinden bir çeviri yaparken orada gök kelimesi ekliyorlar veya ne bir hadis mesela orada da gök kelimesi ekliyorlar. Hiçbir hadiste veya Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam göğe çıkarıldı diye bir ifade yok. Evet. Tamam. Şimdi em, Hristiyanlar inanıyorlar İsa Aleyhisselam göğe çıkarıldı. Peki onlar niye tevfik kelimesini bunu anlatmıyorlar? Evet. Çünkü biliyorlar ki bunun manası vefat. Peki hocam bu bu kelimenin anlayış sorunu sırf Türk milletinde mi var yoksa Araplar bu kelimeyi mesela tevefi olarak yani ölü öldü vefat etti olarak anlıyorlar mı yoksa onlar da mı aynı şekilde inanıyorlar? Efendim Araplar arasından siz bırakın şimdi şimdi siz Araplara hı hı. ilk Arap yani Müslüman değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. En iyi Arapçayı bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Değil mi? Peygamber aleyhisselatü vesselam benim demin okuduğum hadiste bu kelimeyi kendisi için kullanarak hı hı. ve bil fil <coughs> ölmek suretiyle bunun manası ne olduğunu anlatmış oldu. Evet. Eğer bunun manası göğe çık çıkmak olsaydı göğe çıkardı. Aynen. Değil mi? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendi ölümüyle bu, bu, bu kelimenin ne manaya geldiğini bunu bize göstermiş oldu. Onun için yani şu Arap mı ne diyor, bu Arap mı ne diyor? Bunun dışında İmam Buhari Hazretleri var. O açıkça diyor ki mutuvaffika, mumitoka yani beni tuvaffinin manası ben seni öldür, yani ölümdür yani bunu söylüyor. Açık açık söylüyor. Onun için ha, bu sonra e, Hristiyanlar akın akın Müslüman olunca, bu malı dinlerde öyle oluyor bir millet gelince kendi e, yanlış inanışlarını da o millete o dine getiriyor. Evet evet. Hristiyanlar ilk ilk asırda çünkü biz bunu konu e, konuşurken inşallah ne diyeyim, bu, bu, konuyu konu işlerken bugün yani bunu bunu da söyleyeceğiz ki e, ashab-ı kiram zamanında İsa Aleyhisselatü gökte o, o, olduğu konusunda bir inanış yoktu. Hı hı. Bütün peygamberlerin vefat ile ilgili bir inanış vardı. Mesela ben size bunu söyleyeyim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ve ben size söyledim ki tevfi kelimesinin ne manaya geldiğini vefat ile zaten bize göstermiş oldu. Vefat etti. Vefat ettikten sonra şimdi tabii ki ashab-ı çok üzüldü. Hiç kimse

Bu tartışma var. Bu esnada Hazreti Ebu Bekir radıyallahu aleyhi ve sellem geldi. Dışarıda da geldi ve Hazreti Ebu <coughs> Bekir'e allah ta'ala Teala büyük firaset vermişti. O firaset kimsede yoktu. Hazreti Ebu Bekir membere çıktı. Hazreti Ömer beni öldüreceğim dedi. Ona da dedi otur otur. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu aleyhi ve sellem membere çıktı. Dedi ki kim Allah'a ibadet ediyor ise bilsin ki Rabbimiz hayırdır. Ona hiç ölüm gelmez. Ama kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ibadet ediyor ise bilsin ki ve muhammedun illa resul bu Kur'an'ın bir ayetidir. <coughs> <coughs> Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece Allah'ın bir peygamberidir. Kad halat min kablih rusul. Ondan önce bütün peygamberler vefat etti. Ne demektir? öncekilerin vefat ettiğine göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş olduğu bir şaşılacak bir şey değil. Evet. Gayet normal bir şey. Hazreti Ömer radıyallahu teala o şey yapmıyor bunların başını, başını çekiyor o grubun başını. Hı hı. Hazreti Ömer diyor ki benim şey bıcaklarında hiç böyle şey güç kuvvet kalmadı. Hı hı. Dizlerim çözüldü diyor. Nerede yere yıkıldım diyor. Çünkü onlar kendi şahsi görüşüne ne olursa olsun Kur'an'a karşı böyle teslim olmuş vücutlarıydı. Evet. Ve Hazreti Ömer diyor ki tamam kabul, yani kabul etti. Hemen. O grup da kabul etti diğerleri Hatta Medine sokaklarında Hazreti Hasan bin Sabit radıyallahu ta'ala bir söylediği bir şiir vardı. O okunmaya başladı. Dedi ki eee men şa bada ka fal yemut fekuntu alayka hazeru men şa bada ka fal yemut fekuntu alayka hazeru ey muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen benim göz bebeğimdi tamam sen vefat ettikten sonra ben kör oldum senin ölümünden sonra kim ölürse ölsün umurumda bile değildi ve bunu ashab-ı bu ş, bu beyt bunu Medine sokaklarında okuyorlardı. Bir efendim bir taraf efendim yok bu vefat etmedi. Bu Tura gitti Hazreti şey gibi Hazreti Musa gibi böyle diyenler vardı. Ve kimse onlara karşı sesini çıkaramıyordu. Hazreti Ebu Bekir Radıyallahu Teala'nın geldi bir ayet okuyarak herkese ikna etti. Evet. Peki efendim er <ir> ashab-ı kiramdan herhangi birisi İsa Aleyhisselam'ın hayatta olduğuna inanıyor olsaydı ne yapması lazımdı? Özellikle Hazreti Ömer ve onun yanındakilerin Ebu Bekir ne diyorsun sen? Sen diyorsun sen, ondan önce peygamberlere vefat etti falan diye bak İsa Aleyhisselam hayatta eğer bir istisna bile varsa o zaman senin bu ayetten çıkardığın sonuç doğru değil. O istedilal ona yorum diyor. O doğru değil. Çünkü bir istisna var. Sen diyorsun ki Muhammed sallallahu aleyhi ve vefat etti. Çünkü ondan önceki bütün peygamberler vefat etti. Ama eğer İsa hayatta olabiliyorsa demek ki Muhammed sallallahu aleyhi hayatta olabilir. Sen yanlışsın. Evet. Ama <laughs> herkes orada sustu ve kimse demedi ki efendim yok İsa hayattadır, gelecektir falan diye öyle bir şey yok. Ondan sonra bakın Hazreti e, Ali r.a. şehit edildi. Ehli beyt var ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesi. Onlar toplandılar. Hazreti Hasan radıyallahu ta'ala orada bir konuşma yaptı. Dedi ki benim babamın ruhu İsa'nın ruhu alındı gecesinde ve gününde alındı. Hı hı. Kimse demedi ki efendim ne İsa'nın ruhu efendim. İsa bedeniyle göklerdedir. Kimse demedi bunu. Evet. Ha, bunu ne demek istiyorum ki efendim. Ashab-ı zamanında ondan sonraki devirde böyle bir tartışma yok. Hristiyanlar akın akın Müslüman olunca ve onlar tabii şey baklar ki onların kendi şimdi dinlerinde bu, bu ayette geçtiği gibi İsa Aleyhisselam'ı ilah olarak kabul ediyorlar. Tabii. tam o İslam'a geldiklerinde tabii o kolay kolay o gitmedi. <laughs> o, o, o ne diyeyim, o saygı. Evet, evet. Baklar tabii. ki burada da bir Mesih'in geleceğinden bahsediliyor İslam'da. değil de tamam tamam İsa ilah değil. Ama göklerde. Evet. Halbuki ne de Kur'an-ı Kerim'de var İsa göktedir. Ne bir hadis de var İsa Aleyhisselam göktedir diye. Tam bunun onun için e, siz dediniz efendim bu Araplar mı bilmiyorlar. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha büyük alim yok. Aynen. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh'dan daha büyük alim yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan büyük bir alim yok. Ve Resul, en büyük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki bizzat kendisi bakın aynı ayeti kullandı. Aynı <laughs> ayet. Bu Maide suresinde geçen Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ifadesinin aynısını kullandı. Tevfi kelimesini kullandı. Ve kelimesi kelimesi bakın ifadeler aynı. Bir tek kelime bile farklı değil. Ve vefat etmek suresiyle tevfinin ne manaya geldiğini anlatmış oldu. Hı hı. Tamam mı? Şimdi tabii bu bir, bir tek ay. Tabii. Ama Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç ki İsa Aleyhisselam'ın vefatını anlatan çok ayet var. Hı bir burada bakın İsa Aleyhisselam'ın kendi diliyle bu Maide Suresi'nde. Ben önce de söyledim. Niye? Çünkü ileride İsa'nın vefat edip etmemiş olması tartışma konusu olacaktı. Bazı yoldan sapmış olanlar, Kur'an'ı kim anlamayanlar böyle iddia da bulunacağı hı, hı Onun için Allah-u Teala Allah bakın bizzat İsa Aleyhisselam'ın diliyle onun ismi ne? ne ne anarak İsa'nın vefatını ilan etti. Bakın bu 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 Maide suresinde ayet. Bir de Ali İmran suresinde bir ayet var. Bakın orada tekrar İsa Aleyhisselam'ın e, ismi var. Allah Teala diyor ki ne Maide suresi ayet 55. Tabii eğer Bismillah birinci ayet saymazsak hmm. Bismillah saysak Yok hangi surede şimdi bu hocam? E, şimdi Ali İmran Ali İmran suresi. Onde, evet. onde Maide suresi. Evet. Aquele, Allah Teala diyor ki İz Allahu ya İsa allah Teala İsa Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey söyledi, bir söz verdi. İnni mutavaffika. Dedi ki seni ben vefat ettireceğim. Ve râfî oka ileyya ve seni kendime yükselteceğim. Mm -hmm. Şimdi allah Teala ne dedi önce? Seni ben vefat ettireceğim. Bir. Mm -hmm. Ve kendime yükselteceğim. Vefat eden kişi nereye yükseliyor? bizim analarımız, babalarımız, dedelerimiz. Kim diyor ki efendim? benim efendim dedem vefat etti de şeytana yükseldi diyen var mı? <laughs> Her iyi ruh, temiz ruh Allah'a yükselir. Evet. Yani bu, bu, bir tartışma konusu değil ki. Evet, evet. Allah-u Teala niye dedi? Ki ey İsa ben seni vefat, ben seni vefat ettireceğim. Çünkü Yahudiler Yahudiler İsa Aleyhisselam aleyhinde bir korkunç plan yaptılar. Kitaplar gereği ve şeriyetler gereği eğer bir insan çarmıha da ölürse o lanetlidir. Evet. Lanet ne demektir? Allah'tan uzak, yani o Allah'tan uzak, Allah ondan uzak. Hı hı. Allah ona kızgın, o Allah'a kızgın. Tamam bu Bu demektir lanet. onla diyor ki bu İsa eğer birisi çarmıha da öldürülürse o lanetlidir. Yani ölümden sonra şeytan'a gelir, Allah'a gitmez. Bu Yahudilerin inanı şimdi de öyledir. Evet. Şimdi onlar bundan dolayı bakın onlar İsa Aleyhisselam'a niye efendim bir sopayla vurmak istemediler? Niye efendim şey dedim boğazını sıkarak öldürmek istemediler? Başka öldürmenin birçok şekli var. Tabii. Neden onlar İsa'yı çarmıha da öldürme konusunda ısrarcı oldular? Şu, niye? Çünkü şöyle düşündüler. Eğer İsa çarmıha da ölürse ve millet kendi gözü, gözleriyle bunu çarmıha öldüğünü görürse, o zaman bunun peygamber olmadığını rahat rahat anlar. Hı hı. Çünkü peygamber lanetli olmaz. Tabii. Değil mi? Şimdi halk diyor o Yahudiler ne diyorlar ki haşa bu İsa Aleyhisselam bu gayr-meşru çocuktur. Yani şeytandan gelmedir. Biz eğer bunu çarmahda öldürürsek bunu gidişi de şeytana olduğu ispatlanır. Ne Birisi şeytandan gelme, şeytana gitti peygamber olamaz kendilerine basit bir yolu milletin rahat rahat anlayabileceği bir delil evet. tamam çıkardılar. <coughs> Onun için onlar İsa Aleyhisselam'ın vefat e ne çermahda öldürmek için e şey entrikalar yaptılar, planlar yaptılar ve Allahu Teala onların o korkunç planlar karşısında İsa Aleyhisselam diyor ki ya İsa inni mutawaffika ben ve ancak ben ikinci el değil başka bir el değil seni vefat ettiren ben olacağım. Yani doğal bir ölümle dünyadan hı hı. gideceksin. rafi yok Onlar seni şeytana gidecek diyorlar. Hayır sen bana geleceksin. Normal her müminin geldiği gibi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Kullu nefsin zaikatul maut." Her nefis, her ruh ölümü tadacak. Her insan ölümü tadacak. Summa ileyne turcan. Sonra bana geleceksiniz. Peki herkes göğe mi çıkıyor? Evet. Yani böyle ilginç yani hmm. bu insanlar ki İsa Aleyhisselam söz konusu olunca öyle avar davar şeyler böyle akıl, mantığını almadı şeyler uyduruk hikayeler ya Kur'an'a ters olan nasıl söylüyorsunuz? Ve bu ayette bakın bu şekilde demiş oldu ki Allahu Teala İsa Aleyhisselam dedi ben seni vefat ettireceğim. Ha, İmam Buhari teala bu, bu ayet tanı bu mutuvfika kelimesi var ya bunu açıklarken diyor ki Hazreti hmm. İbni Abbas ezza gi Allahu taala no ki hazrasul sallallahu aleyhi ve sellem unun din duae etti ki ki Allah buna kuran fehmi ne ver hazret i̇bn vasitin diyor ki ibne vasit diyor ki mutawfikanin mana sim mumito ka ben seni vefat ederjemen vefatir ben görecek arma değil ben bundan bundan da o sizin sorunuz genen arablar falan ediyorlar eee mu bu ayetten başka şeyler de çıkıyor ama ben sadece bunu dedim söylemiş bunu söyleyeyim. Hı hı. Tabii ki madem ki isterseniz devam edelim bu konuyu. Tabii hocam, tabii tabii. Hı. Şimdi <coughs> Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce Hazreti İsa Aleyhisselam geldi. Hı hı. Hazreti İsa Aleyhisselam gelince e, Allah-u Teala Kur'an'ın ilk bir ilgili bazı şeyler anlatıyor. Mesela bir ayet var. Bu ayet efendim Maide Suresi 75. Beş. ایر بسم اللہ برنجی آئیت سائی میں ساما یتمش آلت ایر بسم اللہ برنجی آئیت اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جائے کہ مال مسیح ابن مریمہ اللہ رسول میرگی اولو عیسیٰ صد جے جی اللہن پیغمبری در قد خلط من قبلی رسول اندن انجے کی بتن پیغمبری لر وفات اتی پکنش میں دی بو آئیت ہے نہیں دی عیسیٰ پیغمبری در اندن انجے کی بتن وفات اتی ی یعنی Aslında demek istiyor ki o Hazreti Ebu Bekir radıyallahu ta'ala yaptı ya ki Muhammed sallallahu <coughs> sadece bir peygamberdir, ayet okudu. Ondan önceki bütün peygamberler vefat etti sadece orada Resulullah'dan bahsediyor. Burada Hz. İsa'dan bahsediyor yoksa ayetin kelimeleri hep aynı. <coughs> <coughs> Şimdi bu ayetten aslında ne diyor ki İsa vefat etti. Çünkü <coughs> 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 ondan önceki bütün peygamberler vefat etti. Ne göre? İsa vefat etti. Aleyhisselam vefat etti. Peki diyelim ki onların dediğini kabul edelim. Efendim Diğer peygamberler vefat etti. İsa vefat etmedi. Bu ayet bunu gösterdi. Diyelim. Mm -hmm. O zaman o Hazret um, Abu Bekir radıyallahu ta'ala anonu okudu ayet. O Ali, Ali İmran suresinde ayet. Bir tek İsa kalmıştı değil mi? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden, gelmeden önce bütün peygamberler vefat etmişti. Bir tek İsa kalmıştı. Eğer mm -hmm. bunların dediğine kabul etsek. Ama o ayet ne dedi? Ve ma Muhammed sallallahu aleyhi Allah'ın sadece bir peygamberidir. Kadı halat kabli resul ondan önceki bütün peygamberler vefat etti. Peki ondan ki ondan önceki peygamberlerden hangisi kalmıştı? İsa. Evet. değil mi? Tabii. Haşa o zaman yanlış uh, olmuş oluyor yani. Ha. Haşa. Yani tabii ki i de, değil. İsa İsa aleyhisselam o ayet gösteriyor ki İsa kalmıştı o da vefat etti. <laughs> Sonra bakın ben bu ayete tekrar geleceğim. Hazreti İsa aleyhisselam diyor ki ve mübaşşiran bir Resulun yâti min bâd Benden sonra gelecek olan bir peygamberi size müjde, müjdeliyorum. İsmi Ahmet'tir. <laughs> Şimdi İsa benden sonra. Bu nasıl sonra oluyor efendim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsa'dan sonra değil gelmedi ki. İsa hayatta. Aşağı. Aşağı aynen. Değil evet, mi? Tabi. Yani evet tabii. Yani o nasıl oluyor diyor ki <laughs> benden sonra. Yani bunlar şimdi diyorlar o Hatimun Nebi'nin bahsinde diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki benden sonra peygamber yok. Tamam Yani Resulullah vefat edince kimse yok. Evet. Peki orada eğer mana Resulullah vefat edince peygamber yoksa o zaman İsa diyor ki benden sonra Ahmet İsmil bir peygamber gelecek. Yani ben vefat ettikten sonra. Aynen. Şimdi bu ayeti

Şimdi ne İsa yemek yiyor ne de annesi. Evet. Değil mi? Evet. Yani ölmüş. Nasıl ki annesinin yemeği kesildiyse oğlunun da yemeği o şekilde kesildi. O da vefat etti yemek, yemeği kesildi. Şey, Hazreti İsa da vefat etti yemeği kesildi. Şimdi yemek yemiyorlar. Şimdi sonra diyor ki Unzur kayfa nubayyul lahumul ayat. İşte bak biz onlara nasıl Allah'ın ayetlerini nasıl böyle açıklıyoruz bana tam bu ayette İsa Aleyhisselatü vefat ettiğini gösteriyor. Ondan sonra zaten o demin bir ayet var bahsettim ya seni Ali İmran evet. ve ma Muhammedunullah <laughs> Resulü kadıklatı min Resul. Şimdi bakın ee, bu İsa Aleyhisselam ve annesi geldi ya yemek yerlerdi. Allah-u Teala Furkan suresinde ayette 21 şöyle diyor diyor ki

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَا قُلُونَ تَعَمْ وَمَا كَانُ خَالَدِينَ او پیغمبر لیرن ویرلین جسد یعنی جسد در کنو نارا ویرلین وجود جسم بدا ہے اونا دیو کہ شای یمک یمی دن یشیا جاک شکل دا دیل دا پیگی ایسا دا سن نصر یشیا رہے یمک یمی اور سن او دمان دیسی نار بو وجود لے جو خارا گسم دی بو بیدن لے گتم Ona başka bir beden verildi. Değil mi? Ama Allah yoksa aynı beden bu fiziksel beden bu maddi beden er varsa Allah Teala diyor ve ma ceallahum ja cesadun la yakulun tam onlara bu beden yemeksiz yaşayamaz hal verdiği verdi. Öyle bir beden var. Evet. yemeksiz yaşayamaz. Eğer İsa Aleyhisselam diyelim ki vücudu değişti. Bu beden değil. O zaman belki cennet cennettedir. Biz de inanıyoruz değil Ama cennetten de Allah-u Teala diyor ki وَمَا Eğer birisi cennete gittiyse geri gelemez. Evet. Tamam er Eğer cennetten birisi buraya geri getirildiyse bu ona cezadır bu dünya değil mi? Onun bu, ayet ayette açık gösteriyor ki وَمَا kanu Ve onlar uzun yaşayacak insanlar da değil. Ki bu hep yaşayacak Hazreti İsa gibi. Sonra Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de İsa tekrar bir sözü var diyor ki bu Meryem suresinde آیت وہ تو ذکی دیو کہ وہ اوسانی بھی سلاط و زکات ما تو حیا مگر میں نئے زمانہ قدر حیات ہی سیم اللہ بنا امرتی نئے امرتی نماز کھل و وہ زکات ویر <سؤال> مئی پہ عیسا علیہ نہیں رہتا زکات ویری اور گوکلر دا فقیر فوکر احمد ریو میرے تو نماز کھل گیا تو اللہ تعالی Diyor ki İsa Aleyhisselam'a ben emrettim ki sen namaz kılacaksın, zekat vereceksin. Tam diyelim ki birileri diyebilir. Yani o inatlaşan, İsa Aleyhisselam orada namaz kılıyor ama peki zekat nereye veriyor? Evet. Fakir fokra mı var orada? Değil mi? Cennette ise orada da vermez. göklerdeki melekler mi zekat dağıtıyor? onun için bu ayette gösteriyor ki İsa Aleyhisselam namaz kılmaya bıraktı, zekat vermeyi bıraktı. Ne demektir ki? Vefat etti. Çünkü ben hayatta kaldım müddetçe benim için emir bu. Sonra bakın İsa Aleyhisselam tapılıyor değil mi? Evet. yani ilah tapılıyor. Allahu Teala Nahl Suresi 20 ve 21 ayet kelimesinde yani eğer Bismillah birinci ayet o şey diyor ki Vellezina yad'una min dunillahi Allah dışında çağrıldıklar, ilah edindikleri la yahlukun la yahlukun şeya. Hiç şey yaratmadılar. Bu ayrı bir konu ki bunlar diyorlar ki kuşuda <gülüyor> <gülüyor> İsa Aleyhisselam <layık>. da yarattı. İsa şunu. Halbuki eğer İsa Aleyhisselam tapılıyor ise Allah-u Teala diyor ki Allah dışında tapılanların hiçbirisi. Kuşmuş bir şey yaratmadı. Yaratamaz diyor vahum Ama onlar yaratıldı. Kendileri yaratıldı ama bir şey yaratamazlar. Ondan sonra bakın ayet dikkat ediyor diyor ki ammu hepsi ölüdürler. Hı hı. Şimdi eğer İsa Aleyhisselam tapılıyorsa bu ayet diyor ki amvatun ölüdür. Vefat etmiştir. Gayru ahiyayin. Bakın onu tersi kullandı. Hayatta değildirler ölüdürler, hayatta değil diller. Ve yaş aruna ayyana yubasun ve ne zaman bil, bilmiyorlar. Şimdi bundan daha açık ayet başka ne olabilir? Ki evet. tapılıyor. Allah Teala diyor ki onlar vefat ölüdürler, hayatta değil diller. Sonra bakın başka bir ayet var. Enbiya suresi. 34-35 ayet. Tabii o de diyor, sen dediğiniz acaba buna çeviri de falan orada ama bunu, bunu nasıl çeviri değiştirecekler? Hmm. Evet. Tamam o teofi de, de mümkün değil. Yani, nitekim ben sonra da söyleyeyim ki Vadilden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın o güçlü dililere karşısında aciz kaldıkları için ister Diyanet Vakfı'nın çevirisi olsun, ister başka çevirileri Türkiye'de de var böyle, hı hı. ister Arap dünyasında olsun onlar artık İsa vefat etti diyorlar. Çünkü başka çareleri yok. Evet. Ama bir hataya düşüyorlardı ki İsa vefat etti ama yerine kimse gelmeyecek. Bu yanlış. Mm -hmm. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı kimden anlaşıldı gibi ve Resulullah sallallahu ve verdiği söz, sözlere göre İsa vefat etti ama onun yerine birisi gelecek. Onun adıyla, onun vasıflarıyla falan diye onun başka bir gün yaparız. Bugün bu sorunun sıfı verildi. Allah-u Teala diyor ki انبیاء سورسی اوتس زورت اوتس بیش وما جعلنا لباشر من قبلی کالخلد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیس سندن انجے خیر ہنگی بیر بیشر اچین خلد یعنی اوزون یا شما تاہاں کبھولے گنے بین سنے یشے سنے اچھ بین سنے حضرتی صالح صلی اللہ علیہ کی بین افائیں متا فاہم الخالدون نسل علور کے سین وفات دے جیکسین اونر یشے جاگتا ہے

ve nabluukum bi şerr ve hayr ve bi size şer ve hayr le size deneyeceğiz. Allah Teala diyor ki her can ölümü tadacak. ben bir ayet okudum ki Allah Teala diyor ki herkesin dediğim ölecek. Summa ileyne turcum. Sonra bize geleceksiniz. İsa Aleyhisselam da vefat ettiyse onun Allahu Teala gitmiş lazım. Sonra bakın bu gök kelimesi var ya. Hı İsra suresi. Ay Ayet 93. ayet-i kerimesinde. Şimdi bu farklı milletler, farklı dinler. Siz mesela Sihlere gidin, Hindulara gidin, başka dinlere de gidin. O Yahudilere gidin. Mutlaka birilerini göğücü karmışlar. Çünkü onu bir şey zannederlerdi. Tamam Böyle Yahudilerde Yahudiler de vardır. İlyas aleyhissalatü vesselam göktedir. Hı hı. Hatta diyorlar ki Mesih'in gelişinden önce gökten inecek. Aynen bugün Müslümanların inanış gibi ee, Yahudilerde de buna benzer bir inanış var. Sihlerde de var. Diyorlar ki bizim guru babanana göğe çıktı. Hindularda da öyle şeyler var. Hı hı. Başka dinlerde de var. Şimdi bunu bir şey gibi bir bir insanın yüceltme gibi bir yüceli gibi kabul ettikleri için böyle şeyler uyduruyorlardı. İsa Aleyhisselam için böyle bir şey uyduruldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefleri, düşmanları, kafirler dediler ki Bak biz sana iman ederiz. Ama bazı şartlar var. Nedir? O yakuna laka baytum min zuhruf. Senin böyle sen yani peygamber Allah'ın peygamberleri oradır. Vatandaş gibi bir vatandaş. Yani onlar görünür de bir, 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 farkı yok. Ahlaki üstünlük var, şu var, Allah'ın özel muamelesi var, Allah'ın özel kullar ama bakıyorlar ki Muhammed sana Allah'ın peygamberi, Allah'ın peygamberi öyle. kendini abartıyor hmm. ki o, demek ki çok zengin olması lazım. Hmm. Ki, senin gömüşten bir ev olsun, evin olsun. İman ederiz. Ottar kafis sama. Ve sen de göğe çık. Ne olur? Ve lan numila le Senin göğe çıkışına da biz iman etmeyiz. inanmayız hatta tunzila alayna kitaban nakrahu urdan kitab le barabar ashayn hı isa deyne de ki ya diyorlar efendim meleklerin üstüne falan diye yani bir şerlere beraber in biz gözümüzle görelim o kitabı okuyalım biz sana iman ederiz şimdi o kadar eğer bu kolay bir şey ise göğe çıkmak ve peygamberin işi zaten ki bunlar iman etsinler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle demesi yani diyebilirdi. Peki ben Rabbimden bir rica da bulunayım. Hı -hı. Çok so, göğe çıkayım İsa'da çıktı. Hı -hı. Ben de çıkayım ne da, ya? Siz madem ki iman edeceksiniz kitapla beraber geleyim zor bir şey değil. Bakın ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem? Allah-u Teala diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu buğduruk uyduruk şeylere söyleyenlere tamam, böyle düşünceleri olanlara bir şey söyle dedi. Kulü subhana rabbi. Benim Rabbim böyle şeyler yapmaktan münezzedir. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve söz konusu olunca allah Teala böyle şeyler yapmaktan münezzedir. Ama İsa söz konusu olunca hemen göğe çıkardı. Peki o zaman hangisi ustun? Yani en üstün peygamber için allah Teala diyor yo, yo, böyle şeyler yapma, Subhan Rabbi. Ben Rabbim böyle şeyler yapmaktan ne diyeyim, münezzedir. Yapmaz böyle şeyler. Hal kuntu illa başaran Resulü. Ben sadece bir beşer Resulüm. Yani benim göğe çıkışım ma engel olan şey nedir? Benim beşer peygamber olmam. Hemen bakın bundan başka bir sonuç çıkıyor. Eğer herhangi bir peygamber, İsa Aleyhisselam dahil olmak üzere, o göğe çıktıysa o beşer Resul değildi. Evet. Beşer Resul bir varlıktı. Yuh Hristiyanların dedikleri. Hı, hı hı O zaman demek ki İsa Aleyhisselatü Vesselam Haşa ve haşa bu ayete göre beşer Resul değildi çünkü göğe çıktı. Ama Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki bunu değil, şöyle de benim Rabbim münezzedir böyle şeyler yapmaktan ve ben bir beşer peygamberim bu engeldir böyle bir benim göğe çıkmam. Yani aslında şu anlaşılıyor ki yani sanki bu bu inanış ya Hristiyanların Müslüman İslam'a geldiğinden hani böyle girmiş dine ve Kesin öyle girdi Yani çünkü sonuçta neredeyse yani Hristiyanların ekmeğine yağ sürmek ya gibi bir şey oluyor. Yani onların inançlarını desteklemiş gibi oluyoruz aslında Müslüman olarak. Aslında zaten burada insan bir bir düşünmesi lazım. adam. bir sürü zaten örnek de gösterdiniz. Zaten daha da var zannedersem. Bakın edersen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vefat ederken şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki,

Değil mi? Evet. Demek ki İsa bir peygamberi, bir, bir, kabri var. İster o kabir, o cermaha asılıp oradan tabi orada ölmedi. Cermaha azıcık asıldı ve hemen indirildi. O da vefat etmeden indirildi. Bir kabre kondu. İster o kabir olsun, ister diğer kabir olsun. Ama Resulullah'ın bu hadisi diyor ki, Hristiyanların peygamberinin yani Hazreti İsa'nın bir kabri var. Hı hı. Ve bu hadiste bizim dediklerimizi destekliyor. Evet. Yani buna, buna ben de demek istiyorum ki bu, bu, farklı hadisler de var falan bu bayağı uzun bir cevabımız oldu. Kim yani bunu detaylı bir şekilde dinlemek istiyorsa demek hı. ki bu, buradan rahat anlayabilir ama hı hı. eğer bu dinleyenler Hazreti Ömer gibi Kur'an'a teslim olmak istiyorlarsa o zaman bu deliller yeter. Evet. Bir delil bile yeter ama biz bir sürü delil sunduk. Evet. Ee, ama eğer birisini inatlaşıyorsa, çünkü bazen insanlar e, e inanış, bir, bir, konu inanış haline getirince onların vazgeçmeleri çok zor oluyor. Evet, çok doğru. Tamam. Evet. Çok, ona her şey bir şey anlatırsın. Mesela hani ben trafik ilmisinden bahsettim Hı -hı. ya. Efendim siz e, şey gidin, Türkiye'ye gidin. Osmanlı dönemindeki Eh, kabirler, farklı camilerde falan kabirler var. O da diyor ki, Ali Mutvaffa falan mm -hmm. Al senede. de. Mm -hmm. Mutvaffa vefat ettirilen. Et, et, mm -hmm. Ali Mutvaffi, bakın Mutvaffa vefat ettirilen. Et, yan, yani kim vefat etti sen? Ali Allah, yani vefat ettiren. Yan. Hı mm -hı. -hmm. Allah yani. Kur'an'ın içinde bu tevfik kelimesi zaten biz Kur'an'da geçen bu kelimesi. Zaten Türkçe'de vefat var, tevfiden çıkmış. Belli ki manası, hmm. ne, ne, ne manaya geldi? Hmm. Kabirlerde açık açık yazıyor, alim evet. O zaman manası öyle, göğe, göğe çıkarılan. Evet, evet. manası göğe çıkarılmak ise, evet. milyonlarca insan, yani yeryüzü yaratıldığından beri ve Arapça kullanıldığından beri, bunun manası hep vefat, 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 vefat diye. Yaptılar, yapıyorlar da. Ama İsa Aleyhisselam söz konusu önünde, onu o kadar seviyorlar mı? Yani bakın, Hazreti Ömer radıyallahu ve ne diyordu ki, kim peygamber Aleyhisselam vefat etti derse ben kellesini uçururum dedi. Değil mi? Ama bu günlerde maalesef Müslümanlar, Mollanlar öyle durumda, durumda ki diyorlar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve vefatından milyonlarca kare bahsetti. Bizi şey yapmaz. Halbuki hmm. allah Teala ben ayet okudum. allah Teala dedi ki nasıl olur ki sen vefat edeceksin ve onlar uzun da yaşayacaklar. Ayet var. Hı hı. Ama bugünlerde Mollalar ne diyor? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 50 bin kere vefat etsin sorun değil. Ama Hazreti İsa'nın vefatından bahsedersen kelleni uçururum. Evet. O zaman kimi çok sevdikleri ortada. Evet. Yani bu zaten aslında e, Hatem-i Nebi'nin konusuna da böyle bir yani o yöne de gidiyor aslında. Çünkü ee, sonuçta ıı, o tabi başka tabi, ayrı bir konu. Tabi. Şimdi büyük bir konu ama yani, inanış öyle yani in evet. inanış. Şimdi bu bu inanış haline geldi. Yani milyonlarca eski kitaplar okun açın eski kitaplar. Orada efendim bu falan diye yazar her yazarın yani, ne vefat etti. Hı hı hı. O zaman demeleri lazım ki mutvaffa yani göğe çıkarılan. Hazreti İsa da Evet. Bütün insanlar, bütün peygamberler, onlar mutfaffa deyince vefat ettirilen kişi, Hazreti İsa olunca diyorlar ya göğece kalırlar kişi, nasıl oluyor bu? Aynen. Tamam, onun için evet. ben o um, şey, Vadlin Mesih'in e sasam medan okumasını tekrarlamak istiyorum. O dedi ki, eğer Allah özneyse, yani fail özneyse ve o bir insan için tevaffi kelimesini kullanıyorsa, bu İsa Aleyhisselatü'nü kullanan bu tevaffi kelime, bunu kullanıyorsa, bunun manası e, ruhun kabzi haricinde yok. Ruhun alınması. Eğer diyor bana bunun manası Arapça yaratıldığından beri, literatürde, hadiste, Kur'an'da bir yerde, bunun manası bedensel olarak birilerin göğe çıkarıldığı manasında geldiğini gösterirse ben ona bin rupi ödül vereceğim. Evet. Ama gelemsemiydi. Anacık çıkmadı zaten çaresizler. Böyle evet. bir şey yok. Evet, evet, evet. Onun teşekkür ederim hocam.